Şimdi söz sırası Hür Dava Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu'na aittir. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulunuzu saygıyla selamlıyorum. Büyük Millet Meclisi 104 yıl önce payitahtın işgal altında olması nedeniyle Ankara'da tekbirlerle, tehlillerle, dua ve kurbanlarla açıldı. Meclisi kuranlar kurtuluş umudunu özü pırıl pırıl, imanı sapasağlam olan bu millette gördüler. Tam istiklal ve onurlu bir istikbal için milletin bağrına sığınarak Ankara'da toplandılar. Millet onları mahcup etmedi. Anneler biricik evladını vatanın müdafaası için seferber etti, kendileri de ayaklarındaki çarıkla cephelere mermi taşıdılar. İman bu milleti aynı hedef üzere buluşturmuş, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkez'i omuz omuza savaşmıştır. Zaferi getiren o iman ve o imanın sağladığı beraberlik ruhudur. Nitekim Büyük Millet Meclisi'nin ilk açılışındaki fotoğraflar bize bu beraberliği duyurmaktadır. Düşman Antep'te, Urfa'da, Bitlis'te, Polatlı'da durdurulmuş, nihayetinde Anadolu'nun dışına atılmıştır. Kurtuluşun Allah'ın yardımıyla millet tarafından gerçekleştirilmesi milletin konumunu pekiştirmiş, dışarıya karşı kazandığı zafer onun kendi geleceğini tayin kabiliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ama sonrasında zaferi getiren özü, inancı ve aslında milletin kendisini bir yana bırakan bir süreç başlamıştır. Değerli milletvekilleri, bu benzeri görülmemiş dramatik bir tarih seyridir. Bu değişimin vardığı yeri test etmek için acaba bugün sadece bir 23 Nisan merasimi mahiyetinde birinci meclisin açılışındaki fotoğraf burada canlandırılsaydı tepki acaba ne olur? 104 yıl etkin muhasebe için yeterli bir süredir. Bu meclis milletin meclisidir, reşittir, hiçbir vesayeti kabul etmemelidir. Bu memleket hepimizin, 85 milyon aşkın milletimizin ortak vatanıdır. Devletin şekli cumhuriyettir, cumhur bütün renkleriyle milletin bütünüdür. Binaenaleyh devlet imtiyazlı bir zümrenin değil, bütün milletindir. Değerli milletvekilleri, dünya bugün postmodern bir istila ile yüz yüzeyken 1789'daki Fransız ihtilalinden kalma sınıflandırmaları bir yana bırakıp beraberliğimizi yeniden tesis etmeliyiz. Bizce farklılıklarımızın samimiyetle kabulü ayrışma nedeni değil, bereketimizdir, güçtür. Çok zamanımız yok. Gazze'deki soykırım unutmayalım. 1917'de Gazze'de, Kudüs'te durdurulamayan düşman Adana'ya dayandı. Bunu bir daha yaşamamak için kendimizi yenilemek, özümüze dönmek zorundayız. Biz iki günü bir olan ziyandadır medeniyet anlayışından geliyoruz. Bizi durduran neyse onu iyi tahlil etmeli, millette yeni bir ilerleme bilinci inşa etmeli ve bizi biz yapan değerlerimizi merkeze alan yeni ve adil bir anayasa ile farklılıklarımızın bize güç vermesini, bizi büyük bir istikbale taşımasını sağlamalıyız. Bunu yapabiliriz, yapmalıyız. Bu tarihi bir sorumluluktur. Bu vesileyle aziz milletimizi ve kıymetli temsilcilerini saygıyla selamlıyorum.